3 Ağustos, 9 Ağustos. Başak burçlarında neler bekliyor diyorsanız, başaklarda şu an şezlong. Koyduk, güneşleniyoruz ve sanki yılların yorgunluğunu bedenimizden atıyor gibiyiz. Yani size yakışan bir tatil kafanız var ve uzun süredir büyüklerinizle gitmek istediğiniz deniz kenarı, Ege, Karadeniz, yani size ait bir noktaya gideceksiniz ve bu sizin enerjiniz o kadar iyi gelecek ki. Yani hiç bekle ailenizle geçiremediğiniz huzursuzluğu bitiriyoruz ve huzurlu, yani anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuzla çok güzel bir hafta diyaloğu var. Bunu değerlendirdiğinizde ve bu diyalogları oturttuğunuzda uzun soluklu kavgalar geride kalacak. Daha birbirimizle bütünleşme ve keyif haftası olacağız. Ama tabii ki işinizle alakalı yaşanan bazı tartışmalar canınızı sıktığı için kaçtınız. Artık buranın dengesizliği, buranın haksızlığından bunaldınız ve izin aldınız, gittiniz. Ama geldiğinizde bu haksızlıklar, bu süreçler devam edeceği için ya yöneticinizle, ya üst düzey yönetici, ya da sizinle ilgilenen yöneticinizle bir oturup konuşmanız gerekiyor. Ve haksızlıkla alakalı noktada yaşadığınız gerginlikler sizi yıpratmış olarak gözüküyor. Ya buradan hakkınızı alarak gitmeniz lazım ya da buradaki sakinliğe oturtmanız lazım. Bence yöneticiniz sizi anlayacak ve sakinliğe oturacak. Ani fevri karar vermeyin. Konuşmalarımızı, üslubumuzu düzgün yaptığımızda büyük bir başarısa, özellikle emeklilik bekleyen, artık yaşım geldi ve artık emekliliğimi alayım ve ben başka bir yerden bir yatırım yapmak istiyorum. Bahçeli, Ege'den, Karadeniz'den, artık toprağa, denize yakın noktada bazı emekli olan başak burçları, ya Balıkesir, ya Bozcaada ya da Burgozada gibi noktalardan, bir ya da ne bileyim B harfi Bursa olabilir, noktalardan yatırım yapacaksınız. Bu sizin için hayırlı ve hani güzel bir hediye alacaksınız kendinize. Evli olan başak burçlarında çocuk niyetleri ya da çocuk tedavisi gibi fikirleriniz var olabilir. Özellikle kız çocuğu olan başak burçlarında ev almak ve yeni bir ev onların hanesine uğur ve bereket getirecek olarak görüyorum. Değerli başak burçları, hak ettiğiniz ödülleri, ama sizin paranoyakça düşüncelerin, tam olacak gibi oluyor, yarım kalıyor diyen düşüncelerimizi biraz daha geride bıraktığımız için aksiliklerde yumuşamalar var. Yani siz anlaşıldığınız her şeyde böyle papatya gibi açacaksınız. Yani orkide gibi yaprağınız açılacak. Yani sizde çok güzel oluşumlar var. Bu oluşumlar maddi olarak, manevi olarak sizi çok büyük bir rahatlığa erdirecek. Ve farkındalık haftanız. Yani bir şeylerin söz söylerken bile incinmeyeceğiniz, alınmayacağınız bir hafta olacak. Çünkü sizde olgunlaşma, verimlilik ve ifadede netlik haftanız var. Bu işiniz içinde iş bekliyorsanız bile bunlarla ilgili olumluluk ve hiç inanmadığınız, güvenmediğiniz ve olmaz arkadaş bu benim arkamda durmaz dediğiniz iş kapınızdaki insanlar bile sağlamca arkanızda duracak. Özellikle ortaklı iş yapanlarda işinizi büyütme, daha büyük planlarınız var. Bunu böyle yazdım. İşinizde büyütme, daha büyük planlar var. Buna eğer doğru yaptığınızda çok güzel kazançlar elde edeceksiniz ve büyük bir başarı. Ve bazı başak burçlarında da yalnızlık var. Yani mesela eşinize ölmüş olabilir, ailede kayıplar yaşamış olan bazı başaklarda şey var. Ben mutluluğu ve huzuru ne zaman bulacağım? Yalnızlıktan nefes alamıyorum. Her şeyim yarım kalıyor diyenlerde de bu haftadan sonra güzel bir değişim ve onlara hayat arkadaşı dediğim enerji ya da diyaloglarınızda konuşacağınız insanla verimlilik noktası var. Sizde de uzun süredir aile köklerinizden kalan bazı mallar var. Miraslı mallar, toplaklar, yani araziler, evler olabilir. Bunlarla ilgili güzel sonuçlar var ama daha parayı alamayacaksınız. Sadece size %100 burası sizin malınızdır diyecek evraklar gelecek. Ama mal için daha vakit var diyorum. Uzun süredir de motor almak isteyen, niye motor yazmışsın, bir hız aracı kullanmak isteyen bazı başaklarda istediğiniz yatırım var. Endişe etmeyin diyorum. Sağlık olarak da özellikle sizde apantez, dalakla alakalı sıkıntılar olabilir ve kalp bölgenize dikkat etmeniz gerektiğinde uyarı yapmışım. Ve uzun süredir memleketine gidemeyen başak burçları, bu dönem memleketinize gideceksiniz ve bu size iyi geleceğini söyleyebilirim. Evliliğindeki huzursuzluklar bitiyor. Güzel aşklar vakti gelince başlayacak. Endişe etmeyin. Güzel ve huzurlu bir hafta. İyi bayramlar. Ağız tadında bayramlarınız olsun değerli başak burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Hoşça kalın.